Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi ikizkenar üçgenimizin yani 5. bölümümüzün konu testini gömeceğiz birlikte dostlarım. Hemen 1 numaralı konu testiyle başlıyoruz Goberler. Şöyle bir ayarlamasını bir yapayım ilk etapta. Şu odaklama muhabbetini bir yapalım. Sabitliyormuşuz odaklanmayı. Onu da yaptık. Ve vira bismillah dedim. Başlıyorum ilk sorumuzdan. Şimdi diyor ki 6 var 6 var. BAC'yi 120 derece vermiş. Şuradaki açımız 120. Demek ki bu 120, 30, 30 üçgenidir dedim. Hemen bunun özelliği neydi? Şu 30'ların karşısında 6 yazıyor. 120'nin karşısında kök 3 katı yazacak. Yani şu BC uzunluğunun tamamı 6 kök 3. 2 kök 3'ü buradaysa şuraya da kaldı 4 kök 3. Buna göre de AD nedir diye bir soru soruyor. Biz bunu köşe taşında hem pratik yolla çözmüştük hem de normal uzun yoluyla çözmüştük. Uzun yolunu yapmak istiyorsanız geometrinin birinci farzını kullanacaksınız demiştim. Yani şuradan aşağıya dikliği indirmek, ikiz kenarı görünce tabana diklik indirmek bizim geometrimizin birinci farzı. Sen bu dikliği indirdiğinde tabanı ikiye böldün, bir de Pisagor çaktın, soruyu çözersin. Bu birinci yol. Bir de ne öğretmiştim size pratik yolu da hatırlayın diye. İkizkenar üçgenin tepesinden inen salak doğrunun karesi şuna eşittir her zaman. Bakın bu salak doğru, yani bir sıfatı olmayan doğru, kenar ortay değil, aç ortay değil. Herhangi bir doğru indiğinde. Bunun karesi. İkizkenarların çarpımı yani 36 eksi tabanda ayırdığı parçaların çarpımıydı her zaman. Bunları da çarpalım. 4 ile 2'yi çarpalım 8. Kök 3 ile kök 3'ü çarpalım 3. 8 ile de 3'ün çarpımı 24 yapıştır gelsin. Bu durumda x kare eşittir 12 olur. Neyin karesi 12 idi? 2 kök 3'ün karesi. Yani sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Geldik 2 numaraya dostlar. Bakalım bu ne diyor? ABC ve ACD ikizkenar üçgenmiş. 2 tane ikizkenar üçgen var burada. Şu AC ile CD eşitmiş. Yani burası da 6 kök 2. Ben burada bir 30 derece gördüm. Karşısına diklik inilecek. Dur bakalım. AB ile de BC eşitmiş. AB eşitmiş BC'ye. Tamam, bunu da gördük. Şimdi bunlar eşit. Tepesi 30. O zaman toplam 150 kalır bu taban açılarına. Şurası 75 derecedir. Burası da 75 derecedir. Şuranın tamamı. Peki canım öğrencim, bu da ikiz kenardı. E taban açıları eşit olacağından şurası da 75 derece. Bunu da yazalım hemen. Sonra şunu görelim. 75, 75, 150. Şuraya 30 derece kaldı. 75'ti buranın tamamı. O zaman buraya da 45 kaldı. Ve bakın ben soruda 30'u gördüm, 45'i gördüm. Karşısına dikliği yapıştırdım hemen. 90'ın karşısına 6 kök 2 düştüyse 45'lerin karşısına 6, 6 düşecek dedik. Bunu da söyledik. 30'un karşısına 6 düştüyse 90'ın karşısına 2 katı gelecek. Yani 12 gelecek. BD'yi soruyormuş zaten. Cevap Edirne'den çıktı bile dostum. Evet Kobeller, 3 numaradayız. Bakalım ne görüyoruz burada? AB ile AC eşitmiş. Yani burası 5 birim ise buranın da 5 birim olduğunu söylemiş. İkiz kenar üçgende kayı kuralı demiştik. Bu açıortay aynı zamanda ne olacak? Yükseklik olacak. Diklikten diklik indiğini gördüm. Öklit çakalım. H kare, yani şu dikliğin karesi 4 ile 1'in çarpımına, yani 4'e eşit. O zaman H kare 4 ise H 2'dir. Bunu da söyleyelim. Neyi soruyor bize? A, B, D. Şu üçgenin alanı nedir diye soruyor dostum. Şimdi bu açıortay hem yükseklik hem de ne olacaktı aynı zamanda? Kenarortay olacak. Şuraya da kenarortay diye. Yani ben şu sağ taraftaki kırmızı üçgenin alanını bulduğumda zaten soldaki mavi üçgenin de alanını buluyorum. Çünkü bu kenarortay alanı ikiye bölmek zorundaydı. Şimdi bunun yüksekliği 2, tabanı 5. Bölü 2 idi bir üçgenin alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. İkiler gitti. Buranın alanı 5 çıktı. O zaman buranın alanı da 5. Zaten bana sorulan yer orasıydı. 4 numaraya bakar bakmaz ne gördüm? Geometrinin birinci farzı. İkiz kenar gördüysen tabanına dikliği indir. Aha da indirdim. Bak daha soruyu bile okumadım. Kayı kuralından burayı 2'ye bölecek. 2, 2 diye böldü. Diklikten diklik indiği için hemen bir de Öklit çakalım arkadaşlarım. 2 ile şuranın çarpımı yani 10'un. 2 çarpı 10 yani 20. H kareye eşit. O zaman bu kök 20 olacak.
Bunu da bulduk. Bir de neyi soruyormuş bize? AB'yi, şuradaki x'i soruyormuş. Hemen de şuradan da bir Pisagor çakıyorum. Kök 20'nin karesi 20 artı 2'nin karesi 4 eşittir x kare diyorum. 24 geliyor x kare. X eşittir 2 kök 6, yapıştır gelsin. Evet, 5 numaradayız arkadaşlarım. ABC ikizkenar üçgen ve AB ile BC eşitmiş. O zaman AB 5 ise buraya da 5 yazalım. Hatta bakın 90'ın karşısı 5. Demek ki bu 3, 4, 5 üçgenidir diyelim. Şurada da bir Pisagor çakalım arkadaşlarım. AC'yi soruyor. AC'yi bulduk bile. Ne dedik? Dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök 10 katıdır hipotenüs. Yani birin kök 10 katı, zaten birin kök 10 katı da direkt kök 10. Evet, geldik buna. Bakalım burada ne yapacağız. 4 kök 2'leri görüyorum. 5'i görüyorum. BD'yi soruyor bize. BD neresi? Şuradaki uzunluğu soruyor dostlarım. Hemen bakın bu dik üçgen. İkiz kenar dik üçgen. O zaman şuralara 45'leri bir çakalım. Hadi kayı kuralını yapalım. Tabanına diklik indirdik. Geometrinin birinci farzını yaptık. Ve dedik ki 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı 4 olacak. E muhteşem üçlüden bu da 4 olacak. Başka? Şurada bir de bakın 3, 4, 5 üçgeni gördüm ben. Şurası 3 olacak. Buraya da 1 kaldı. Nereyi soruyor? BD'yi. Yani şu uzunluğu soruyor. 7 çıktı sorumun cevabı. Evet, 7. sorudayız dostum. ABC ikizkenar üçgen ve AB ile AC birbirine eşit. AB ile AC. O zaman bu açıortay aynı zamanda ne olacak? Kenarortay olacak. Aynı zamanda da yükseklik oldu. Peki neyi soruyor? 3'ü vermiş, 5'i vermiş. EC. EC neresi? Şuradaki uzunluğu soruyor bize. Önce şu açıortayı bir konuşalım mı arkadaşlarım? Açıortayın şöyle bir özelliği vardı. Ayaklarının oranı, yani 3'e 5 ya, kollarının oranına eşit. O zaman burası 3K, burası da 5K'dır diyebiliyorum ben artık dostum. Ve bakın bu dik üçgen nasıl bir dik üçgen çıktı? 3, 4, 5 dik üçgeniymiş ve şurası 4K olacakmış o halde. Ve bakın 4K'yı bize 8 diye vermiş bu adam. Demek ki K'yı 2 diye buldum ben. O halde şuranın 3K olduğunu bildiğim için burası 6. 5K'nın da 10 olduğunu biliyorum. Yani burası 10, buranın da 10 olması lazım arkadaşım. İkiz kenar dediği için. Demek ki EC'ye de 4 kaldığını yapıştırdım ben. Hemen bir ikiz kenar görüyorum bakın soruda. Hiç düşünmeden geometrinin birinci farzını yapıyorum. Tabanına dikliğini indirdim. Bu diklik tabanı 2'ye böldü arkadaşlarım. Şu 6'yı görmeyelim artık. Sonra bakın şunu da gördüm. 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5 olacak. Şuraya 5 yazalım. Bizden ne istiyor? AB'yi x diyelim ve şuradaki Pisagor'u çakalım hemen. 3, 4, 5 demeyin sakın. X kare eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi, yani 25. Buradan da 34 gelir. Yani x eşittir kök 34. Ceyhan şıkkı cevabı sağlar. Evet, x8'i gömdük. Hemen 9'la devam edelim biz. Odaklanmamız bozulmamış. Devam edelim. Bakın ne fark ettim? Şu açıortay gelmiş, kenarortay da olmuş. Kayı kuralı dediğimiz kural. O zaman bu açıortay kenarortaysa aynı zamanda yükseklik de olur ve bu üçgen kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar bir üçgendir. Yani burası da 7 birim artık. BD ile DC'yi de 3, 3 diye vermiş. Buralara da 3, 3 yazalım biz. HC'yi soruyor bize. Şuradaki uzunluğa x diyelim. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şurası 7 eksi x'tir arkadaşlarım. 7 eksi, şöyle yazayım. 7 eksi x'tir burası. Şimdi şu yüksekliğe göre Pisagor yapacağım arkadaşlar. H diyelim buna. Bakın şu dik üçgenden bir Pisagor bağıntısı çakıyorum hemen. Yani belki başka bir yolda vardır ama aklıma bu geldi ilk önce, bunu yapıyorum. Şöyle yapalım. H kareyle 7 eksi x'in karesi 49'a eşit. Neyse, yapayım uzun uzun arkadaşlar. Şöyle yazayım. 49 eşittir H kare artı 7 eksi x'in karesi. Bu dursun elimizde. Şimdi bir tane de şuradan bir Pisagor yazacağım. Bakın şurası. Bir Pisagor da burada var. H kare ile x karenin toplamı 6'nın karesine, yani 36'ya eşit. 36 eşittir H kare artı x kare. Bunu da yazdım.
Şimdi bunları alt alta bir çıkartırsam ben, çıkartıyorum bakın. 49'dan 36 çıktı, 13 kaldı. H kareden H kare çıktı, sıfırladık. Şundan da bu çıkacak arkadaşlar. Şunu bir açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, eksi 14x, eksi x kare çıkacak bundan da. Şöyle çıkartalım. Peki bu x kare ile bu x kare de birbirini götürdü. Bakın bunlar da yok oldu. Şu 14x'i bu tarafa alalım. Artı 14x gelsin. 13'ü de bu tarafa alalım. 49'dan 13 çıkarsa 36 kalsın. Hemen 2'ye böldüm. 7x eşittir 18. X eşittir 18 bölü 7. Yani Adana şıkkından geldi sorunun cevabı dostum. Evet, 10. sorumuzdayız. Yine bakın şurada bir ikizkenar görüyorum. Şu ikizkenar. Ve hiç düşünmeden tabanına dikliği şöyle bir yapıştırdım. Ve bu diklik tabanı 3, 3 diye böldü. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Burası 4 oldu. Şu dik üçgeni de konuşalım. 4 var, 4 var, 4. 4 demek ki bu ikizkenar dik üçgen. 45, 45, 90 dik üçgeni. Hipotenüs ne oluyordu? Dik kenarların kök 2 katı. Demek ki 4 kök 2 zaten bize de bunu soruyormuş. Bunu da geçtik. Hemen 11'e geldik arkadaşlarım. Bakın yine şunu fark ettim ben. Açıortay dik gelmiş. O zaman ben şunu şöyle bir uzatırsam. Şöyle uzattım. Burası kesin kenarortay oldu. Hem açıortay hem yükseklikse kesin kenarortay. Hatta burası da 4 olur. Burası da 2 olur arkadaşım. Hatta bakın ne soruyor ki burada? Ha, DC'yi soruyor. Kaç fark? Oo, açı kenar bağıntı sorusu olmuş bu Gobel'le. Kaç farklı değer alır diye soruyor. Tamam, yaparız bunu da. Şimdi şuradaki açının geniş açı olduğunu fark etmenizi isteyeceğim sizden. Nereden söyledin hocam bunu? Bu açı şuradaki 90 ile, şuna A diyeyim mesela, AA açılar olsun. 90 ile A'nın toplamı bu açıya eşit. Neden? Çünkü iki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşit kuralından bunu söyleyebiliyorum. Tamam. Demek ki burası 90 artı A. Yani şunu söylüyorum aslında, 90'dan büyük bir açı. Yani geniş açı. E o zaman geniş açının karşısındaki kenar her zaman diğer iki kenardan büyük olacağından arkadaşım, demek ki x 2'den büyük. O zaman bunu bir yazalım hemen. X büyüktür 2'den. Şimdi neyden küçük? Bir de bunu bulalım. Bakın şurada 90 derece var ya. Ben bir tane de şuradan indireyim arkadaşlarım. Burayı böyle 2, 2, 2 diye muhteşem üçlü yapacak şekilde bölsün burayı. Sonra şurası da A oldu. Şurası 2A oldu kardeşim. Onu da görelim. Burası 90 eksi neydi? 90 artı A'ydı. Burası 90 eksi A olacak. Bunu da görelim. Bak bir de şunu fark ettim ben canım kardeşim. X dediğim şey, şu açıyı görebildiniz mi? Bakın şurası. Şu 4'ten mutlaka ama mutlaka küçük olacak. Çünkü şurası da 90 geldi kardeşim muhteşem üçten dolayı. Yani 4'ten küçük bir değer almalı. Şuradaki en büyük kenar 4 olacak. X 4'ten de küçük olacak. E bir tane çıktı. DC kaç tane var mı şıklarda zaten? Tamam. Bir değer alıyor arkadaşlar. DC dediğimiz uzunluk. Geldik 12 numaraya. ABC ikizkenar üçgendir. AB eşittir AC demiş. DE'yi 4 vermiş. Bakın bunu size gerekirse ezberleyin demiştim bu şekli. Pratik olarak hemen şunu söylemiştim. Buradaki üçgen kesinlikle ikizkenardır demiştik her zaman. Bize neyi soruyor? AC'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bir şey sormuş. AC'nin en küçük tam sayı değeri. AC neresi lan? Şurası. Şimdi ikizkenar üçgen 4 var, 2 var. Şuradan bir de nereyi vermiş 2? Ha şurası 2. Şuradan bir diklik indirelim arkadaşlar. İkizkenar olduğundan dolayı köşe taşını izleyin bunun arkadaşlara mutlaka. Neden buranın ikizkenar olduğunu açılardan ispatlamıştım. Her seferinde yapmayın dedim bunu. Gerekirse ispatını oradan izleyin. Şimdi bu ikizkenar olduğu için tabanı 2'ye bölecek. 2 2. Bak şurası 4 çıktı. Demek ki ben şuradan bir diklik indirsem bu da 4. Ve sen şu dik üçgeni bir görsene kardeşim. AC 90'ın karşısındaki kenar, yani hipotenüs. Hipotenüs dik üçgenin en uzun kenarıdır. O zaman 4'ten büyük olmalıdır. 4'ten büyük olacağına göre de en az 5 olur kardeşim. Yapıştırdık geldi. Evet. 13. sorudayız arkadaşlar. Bakalım bu ne diyor.
İkizkenar üçgen hemen şu özelliğini hatırlayacaksınız. Tabandan çizilen iki dikliğin toplamı yine eşit açıdan çizdiğim yüksekliğe eşit kuralı. Burası da 5. 3 ile 2'nin toplamı bu. Eşit açılardan çizilen yüksekliğe eşit. Ya B'den ya C'den. Tamam? C'den de çizsem 5'ti. Şimdi 30'un karşısı 5 oldu. Bakın şuradaki dik üçgende. 90'ın karşısı ne olacak o zaman? 2 katı 10. Nereyi soruyor? AB'yi soruyormuş zaten. 10 geldi. Evet, 14 numaralı sorudayız. MADC. Şuradaki açının ölçüsü kaçtır diye bir soru sormuş bize. AB ile de AC birbirine eşitmiş. Burada da bir ikiz kenar varmış arkadaşlarım. Ne yapacağımızı şu anda ben de bilmiyorum dostlar. Hani düşünüyorum şöyle. Şimdi ikiz kenar görünce yapılacak hamle 3 aşağı 5 yukarı belli zaten. Ne yapacağız ikiz kenarı gördüğümüz zaman? Mecbur insanın aklına, tabanına diklik indirmek geliyor. Ama burada 2 tane ikiz kenar üçgen görüyorum. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Yani şu kalemi alayım. Şuna bir x diyelim. Şu da bir x oldu. X diyelim buna da. Şunlar da ikiz kenar olduğu için burası da x oldu kardeşim. Ya benim aklıma şu geliyor bakın. 2 var, 2 var. Görüyor musunuz? Şu 2, 2. Hani muhteşem üçlü yapasım geliyor. Şunu şöyle bir çizsem. Burayı da 2'ye 2 diye ayırmış olsam ben şu 4'ü. Bakın burada bir 2, 2, 2. Muhteşem üçlüsü geldi. Yani şuranın 90 olduğunu söyleyebilirim ben bu durumda. Buranın 90 olduğunu görebilirim arkadaşım. Başka ne yapalım? Yine ikiz kenarı gördüğümüz için tabanına bir diklik indirelim. Şöyle siyah renkli kalemi alayım bakayım yazacak mı? Şu büyük ikiz kenarın... Ay tüküreyim ben yazıyormuş. Tabanına bir diklik indirsem. Bu diklik taban 6 ya kardeşim. 3, 3 diye bölecek. 3 olması için şuraya 1 kalacak. Mecbur buraya da 1 kaldı. Bak şunu fark ettim. Demek ki bu yükseklik şu D'den şuraya kadar olan ki tabanı da 2'ye böldü. Madem bu tabanı da 2'ye böldü bak şurayı. Burayı da 1, 1 diye 2'ye böldü ya. Demek ki bu yükseklik bunun kenar ortayı da oldu. O zaman bu da ikiz kenar üçgendir. Yani şunlar da birbirine eşittir. Burası da 2 geldi. Şuraya da 2'yi yapıştıralım hemen. Ve bakın burada da bir ikiz kenar çıktı o zaman. Çaktırmayın. Burada da çıktı bir tane. Hemen şuraya da x'i yapıştırdım. Ve böylelikle zaten soru da çözülmüş oldu. Şimdi canım kardeşim şurayı 90 demiştik az önce. 90. X de buradan geldi. Yani burası ne oldu? 90 artı x oldu haliyle. Bir x burada var, bir x de burada var. Yani toplam x, 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 3x var. Bir de 90 var. Bunların toplamı 180 olacak arkadaşlar. Toplamları 180. Peki 90'a attım. 3x 90 oldu. X eşittir 30 geldi. Bize neyi soruyordu? A, D, C. Şuradaki açıyı soruyordu. X'i 30 bulduk. 30, 30, 60 yaptı. Şuraya 120 kaldı. 120'nin de dış açısını soruyor bize. Tabii ki 60'tır, yapıştır. Güzel soruymuş bak bu. 16'dayız arkadaşlarım. ABC üçgeninde bir 45 görüyorum. AC ile DC eşit. Bak buradan göreceğin sonuç şu. Demek ki şuradaki A açısıyla şuradaki denizli açısı birbirine eşitmiş kardeşim. Ve biz ne biliyoruz? Eşit açılardan indirilen diklikler eşittir. Yani ben şuradan da bir diklik indirsem şöyle aşağıya doğru. Bu da 6 birimmiş arkadaşım. Tamam mı? Buna göre AB nedir? Bak artık 45'in karşısına 6 indirmiş oldum. 90'ın karşısı da bunun kök 2 katı 6 kök 2 oldu. Sorumun cevabı da Edirne'den geldi dostum. Hadi bakalım son sorumuzdayız. Bunu da gömelim hemen. AB ile AC eşit. Yani burası 10 birim ise burası da 10 birim arkadaşım. Ve bak 8 var 10 var. Demek ki şu BD 6 birim. Tabii ki bunlar eşit açılardan çizilen yükseklikler eşit olduğu için arkadaşlar şu EC de 6 birimdir. Onu da söylemiş olalım. Başka? Şöyle yapalım. Buraya x diyelim. Burası 6 eksi x olsun. Şimdi bu da toplamda 6 idi. Ve aynı zamanda şurası x olacak. Burası da 6 eksi x olacak şekilde dağılır. Nereyi soruyor? FD'yi. Hadi gelin şurada bir Pisagor yapalım.
Şimdi 6 eksi x'in karesi, açıyorum onu. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eşittir. 2'nin karesi ile x'in karesinin toplamına eşit olacaktı. Bunu da söyledik. Hemen x kareler gitti. 4'ü buraya alalım. 32 kaldı burada. Eksi 12 x'i de bu tarafa alalım. Artı 12 x oldu. Her ikisini de 4'e bölüyorum 8. 4'e bölüyorum 3 x olur. 8 bölü 3 çıktı. Yani Bursa'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet Koberler, bu videoda şimdi neyi gömdük? Konu testi 1 gömdük. Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Güzel. İkinci videoda da diğer konu testini gömeriz arkadaşlarım. Hadi görüşürüz.